Bu haftaki meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir hafta geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum. Bilim insanları evrenin yaşını 17.7 milyar, dünyanın yaşını da 4.5 milyar yıl olarak tahmin etmektedir. Yine yapılan araştırmalar kapsamında insanlığın 3 milyon yıla, düşünen ve konuşan insanın da 1 milyon yıla uzanan bir geçmişi olduğu ileri sürülmektedir. Elbette hayatı bahşeden bellidir. Bu değişmez ve değiştirilemez ilahi bir hüküm, aynı şekilde ezeli bir takdirdir. Nitekim Allah'tan geldiğimiz, yine ona döneceğimiz manevi bir hakikattir. Dünyanın dönmeye başladığı andan bugüne kadar yerin altıyla yerin üstünde şiddetli farklılaşan doğal hareketler biteviye yaşanmış. Hayatın ve coğrafyaların istikameti buna muvafık olmuştur. İnsanın yer kürede varlığıyla beraber doğal ve doğal olmayan felaketlere direnme macerası eş zamanlı şekilde başlamış, zamanla daha da karmaşık bir hal almıştır. Bu dünyevi gerçekle yaşamak, buna müzahir bir hayat planlaması yapmak şüphe yok ki zaruridir. Modifiye edilmiş hayat formlarının tartışıldığı, biyocerrahi, enformatik, nanoteknolojiler, bağlı nesneler, şeylerin interneti, büyük veri, 3D yazıcılar, sibernetik ve yapay zeka gündemi insanlığın bugünkü dönemiyle ilkel dönemler arasında felaketlerin zuhuru bakımından çok az fark vardır. Göze çarpan en müessir farklar ise felaketler karşısında somutlaşan mukavemet aklının derinliği, mücadele şuurunun enginliği, müdahale ve münasebet ağının genişliğiyle metanet duygusunun genelliğidir. Tanımadığı, tanımlayamadığı, anlayamadığı, aklıyla kavrayamadığı her şeyden korkan ve kaçan insandan, her nevi'den korkuya savaş açan insana ulaşılması çağların adeta su gibi akışıyla bilinçli, bilgi ve inanç düzeyinin yükselişiyle mümkün olmuştur. Asırlarca ödenen bedellerin mecbuundan hayat tecrübelerinin damıtılmasıyla oluşan kültür mefhumundan sırasıyla medeniyetler ve milletler doğmuştur. Çetin şartların aşılması aynı zamanda tarihsel ilerleyişi de sağlamış, hatta vaki ilerleyişi hızlandırmıştır. Gerçi her ilerleyişim bir değişim, fakat her değişimin bir ilerleyiş hali olmadığı bilinen bir husustur. Tarih sürecini felaketlere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ve mükafatı olarak tarif etmek sanıyorum yanlış bir değerlendirme olmasa gerektir. Bu açıdan baktığımızda Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir. Felaket zamanlarında felaket kültürümüz ve fedakarlık yönümüz hamdolsun göz kamaştırıcı düzeyde serpilip sivrilmektedir. Acıların kaldırılması kolay olmayan hamulesi paylaşıldıkça hafiflemektedir.
dayanışma ve yardımlaşma hissiyatı bir yanda gönülleri birleştirirken, diğer yanda ortak hedefler doğrultusunda gövdeleri kenetlemektedir. Bize özgü hasletler, bize has değerler, bizimle mündemiş vasıflar, felaketler karşısındaki yegane dayanağımızdır. Tarihi deneyimlerle sabittir ki, milletimizin ruh kökü, maddi ve manevi dirayeti, her türlü musibetle başa çıkmaya ziyadesiyle kafidir. İslami, insani, vicdani mirasımız, zorluklarla mücadelede feyiz kaynağımız, koruyucu kalkanımızdır. Nimete de, minnete de şükreden, dikene kızmak yerine içindeki gülü görmesini bilen, bir inanç haysiyetine sahip olduğumuz tartışma götürmez bir başka gerçektir.